Yani insanlar PKK ile Hüdapar arasında seçim yapmak durumunda kalıyor. Kendine de Atatürkçüyüm, Kemalistim diyor. Öteki de muhafazakarım, milliyetçiyim falan diyor. Ya durun be kardeşim. Yok mu sizin, hepiniz mi aklınızı yitirdiniz ya? Bu kadar mı delirdiniz iktidar bir koltuk sahibi olmaya ya? Ya biriniz çıkın, içinizden çıkın. Hata yaptık, şurası hata yaptık. Bundan sonra bu olmamalı deyin de hiç olmazsa şu insanlara, çoluğa çocuğa doğru dürüst örnek olalım ya. Çoluk çocuk 18'inden küçük büyük fark etmez. İnanın bunları içselleştiriyor. Çocuklar PKK terör örgütüne tepki koymaktan aciz hale geliyor. Çünkü anasının babasının oy verdiği partinin onunla ittifak yaptığını görüyor ve o çocuk ona karşı durmuyor. Peki ben bu ülkeyi kiminle savunacağım kardeşim? Kiminle savunacağız bir ülkeyi? İlla karşıt gruba... Ya biz hepimiz vatan severiz. Bu ülkede yaşayan herkes vatanını seviyor. Ama siyasi nefret bu kadar insanların gözünü kör eder mi ya? Daha Kasım'da şurada Taksim'in göbeğinde PKK'lılar bomba patlattılar, insanları şehit ettiler. Ya o yokmuş gibi davranıp Selahattin Demirtaş'ı güzelleyeceğim öyle mi? Sahtekar, bakın onlar nasıl terörist, HDP dediğiniz partinin nasıl bir terörist, nasıl bir sahtekar ve yalancı olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Selahattin Demirtaş isimli soytarı hapishaneden tweet atıyor ya. Diyor ki şu logoyu diyor ezberleyin duvarlarınıza alsın diyor. Neymiş o? Yeşil Sol Gelecek Partisi diye parti kurmuşlar. Neye karşı? HDP'yi kapatma. HDP kapatılırsa diyor ki partimiz hazır. Be sahtekar. Hani sen haklıydın. Hani sen terörle, hani bütün iddialar yalandı. Ya sen kapatma kararına karşı şu anda pozisyon almışsın. Sahtekar. Gitmişsin parti bile kurmuşsun, milletle dalga geçiyorsun ya. Halkların demokrasisi diye insanları yedin bitirdin, terör örgütüyle ilişki kurdunuz. Şimdi de yeşile boyayıp solcu ayaklarıyla siyaset yapacaksınız. Bu ülkenin gençlerini, trend o ya. Yeni kuşak, trend o ya. Oradan kavrayacaksınız öyle mi? Lan hem demokrasinin içine ettiniz, hem solun içine ettiniz be kardeşim. Ya Allah aşkına demokrasi... Kendini tüketen bir sistem olamaz. Bak bir rejim olamaz. Demokrasi dediğin şey değil mi? Daha iyiye, namuslu, yasalara uyan insanların bir yaşam tarzıdır kardeşim. Bir demokrasi düşün ki PKK her kurumunun, derneğinin, partisinin içine demokrasi lafını sokuşturuyor. Ona itiraz edersen, ilişkisini deşifre edersen sen demokrasiye karşı olmuş oluyorsun. Bu nasıl bir ülke kardeşim böyle? Sayın Şener. 21 yıllık süreçte bu duruma gelindi. Evet. AKP iktidarında hem Hüdapar'ı, PKK dediğiniz şey 40 yaşında dostum, PKK 40 yaşında siyasi büyüdü? Bir dakika ne diyorsun sen? Bak hangi şimdi PKK büyüdü? Bir dakika öyle bir tarafa çekiştirme. Bir dakika 90'lı yıllarda 90 yılında CHP'nin desteğiyle ilk kez meclise girdiler, ayrıldılar CHP'den. Kimin desteğiyle giriyor Hüdapar? Kardeşim sen polemik mi, kavga etmek istiyorsun? Yok ben soruyorum. Kavga etmek, bana ne soruyorsun sen ya? Bana ne soruyorsun sen? Ben kendi görüşümü anlatıyorum. Soracaksan başkasına sor. Bilmiyor musun sorduğun sorunun cevabını? O zaman bana niye soruyorsun? Ama diğer tarafa neyine dokundu? Pardon, neyine dokundu PKK deyince? Bir tarafı çok merak ettim. Neyine dokundu? Bir yere dokunmadı. O zaman daha niye giriyorsun lafın arasına? Kullanırsanız. Niye giriyorsun? Peki. Şöyle yapalım mı? Siyahla beyazın sınırlarını kaldırıyorsunuz. Doğruyla sahtenin arasındaki sınırları kaldırıyorsunuz. Şimdi Sayın Şener iki taraf içinde. İki taraf içinde söyledi. Ben şöyle şunu sorayım. Ben söyleyeyim. Buna yine devam. Gerçek sorunlara doğru cevap vermek lazım. Hangisine? Gerçek sorunlara sahte cevap vermemek lazım. Söyler misiniz? Hangi soruya sahte cevap verdiğimi söyler misiniz bana? Ben her ikisinde Türk Üniter Devleti'ne saldırı boyutunda bir siyasi hayatlarının olduğunu söylüyorum. İkisinde yanlış olduğunu söylüyorum. Tamam Sayın Şener de öyle söyledi. Ben ne diyorum? Ben de diyorum ki bu PKK'nın HDP ile işbirliği benzer sürecini ilk partisinde bunlar da aynısını yapıyor. Soru. Çok basit, hiç ideolojik falan bir şey, siyasi bir soru değil. PKK ilk partisi ne zaman kurdu? Ne üzerine kurdu? Sayın Sevinç hemen döneceğim. PKK ilk partisi ne zaman kurdu? Kaç partisi kapatıldı bugüne kadar? Ben sizden daha iyi biliyorum. Söyleyeyim mi sana? İzleyiciler için soruyorum ben. Yani, bilginizden izleyiciler yararlansın diye. Aynen. Şunu ifade ediyorum ben. Halk Mehmet Partisi 1990. Biraz önce kendiniz söylediniz. PKK uzantılı HDP. Şöyle birer cümleyle toparlayalım. Diğer konuklarımızı alayım.
AKP, tamam şöyle yapalım. Niye tekrarlamasa AKP, AKP geldi. Niçin? Bak PKK yoktur. Bir. Bak şimdi düzeltiyorum. Tamam. Bir dakika. Biz Hüdapar'ın yanlış olduğunu söylüyoruz. Bize şunu söylüyorsunuz ama diyorsunuz. Kim söylüyor? HDP de var diyorsunuz. Tamam. Şey, Murat Bey başka bir yayından buraya mı katıldı? Bir dakika. İkisini birden hep başka beraber. Başka paralel evrende yaşıyor şöyle, biliyor musunuz? Yani ne söylediğimi anlamamış, dinlememiş yani. Kafasında bir şeylerle geziyor. Siz ikisine de ağır eleştirerek zaten başladınız. Ağır sosyal. Valla başka ilaç mı alıp geldiniz diye siz? Sayın lütfen. Hakaret ediyorsunuz bakın. Kaç ama söylediğiniz cümle başka bir şey hak etmiyor biliyor musunuz? Peki bir saniye. Biz daha Sayın demokrasi yaşatamıyoruz. Programın çok başındayız. Biraz tansiyonu düşürelim mi? Biraz tansiyonu düşürelim. %50 artı bilin getirdiği nokta mı bu? Tabii. Onu söyleyeyim. Cümlemi tamamlayayım. AKP, PKK aslında 2001 yılının Kasım ayında AKP'nin kuruluşuyla faaliyete geçmiştir. Sonra eşanlı olarak meclise partisini sokmuştur. Sonra büyümüştür, bugünlere gelmiştir. Oldu mu? Çok mutlu musun şu anda? Güzel. Ben sana işte bak yalan, istediğin yalanı söylüyorum. Şimdi şunu söyleyemediniz. Peki. Hüdapar, şu bir toparlayalım, devam edelim. İkinci celsede girecek mi, girmeyecek mi? Siz bana onu söyleyin. Aşkına Sayınır Hanım, arkadaşa bir şey söyleyeyim.